De enkazına dokunulamayan aileler çaresizce bekliyor ve enkazın altındakiler var. Ya esas enkaz altından bir haber var ki efendim şöyle söyleyeyim size, lütfen bu çağrıyı dikkatle, çok dikkatle dinleyin, izleyin. Adres veriyorum. Kahramanmaraş, Hacı Bayram Veli, Kuddisi Baba Bulvarı, No 78, Kahramanmaraş'ta. Kuddisi Baba Bulvarı, No 78. Orada bir enkazda Mercan adlı bir genç kadın doğum yapmak üzere. Ne olur koşun, uçun, uçun. Halep'teki kadıncağız kurtarılamadı, bebek kurtuldu. Enkaz altında doğum yaptık kadıncağız, Halep'te, Suriyeli. Kurtarılamadı anne. Burada Mercan'ı kurtarın. Koşun, uçun. Kanatlanın. Kahramanmaraş sağlık ocağının karşısıymış bu Kudüs'ü Baba Bulvarı'nın orada No 78'de. Tabii ben hani ne diyorum, nasıl, bunlar kim duyacak bilmiyorum. Çünkü bir ekibimiz Sibel Mezrak şeyde Pazarcık'ta ulaşamıyor. O bize ulaşamıyor, biz ona ulaşamıyoruz. Çünkü hat çekmiyor efendim. Sene 2023. Çekmiyor. Dahasını söyleyeyim. Sene 2023 İskenderun limanında, Türkiye'nin en büyük limanlarından birinde yangın söndürülemiyor. Bu değil arkadaş. Bu ne? Hangisi bu? Arkadaşlar Halep'teki, tamam onu geçtik. Tamam onu geçtik. İskenderun'daki yangından söz ediyorum. Murat Ağırel az önce attı. Dediğim gibi ulaşamıyoruz ekiplerimize. Onlar bize ulaşamıyor. Köylere AFAD ulaşamıyor. Ve dahası 2 gündür, 2 küsur gündür neredeyse İskenderun limanındaki yangın söndürülemiyor. Hatta neredeyse giderek büyüyor. Murat Ağırel öyle demiş, büyüyor demiş. Ha, büyüyor ve yani bu çok büyük bir ekonomik değerden bahsediyoruz ve aslında ekonomik değerin de ötesinde Şu insana an yardım oradan itibariyle, gelecek. şu an Bu arada itibariyle hani dünyadan yardım diyoruz özellikle, ya, orada özellikle. gemiler oraya yaklaşacak ve oradan alacağız biz yardımı. Yani o kadar hayatidir ki limanlar, havalimanları yaşamımız için işte sadece ekonomik değil ki ekonomisi de bunun ileride bizi çok canımızı yakacaktır bu limana bir şey olursa. Ve kısa vadede de bizi gerçekten insani yardımdan uzak tutacak. Eğer böyle olursa. Çünkü ilk sağlanması gereken ulaşım. Hava ulaşımında darbe. Karayolları ayrı çalışıyor. Şimdi gördüğümüz şu anda deniz yolları ulaşımı ile ilgili bile bir sorun yaşıyoruz. Temelde lojistiği olmadığı için, daha doğrusu organizasyonumuz olmadığı için şu yangını da belki söndüremediğimiz için neden müdahale edilmiyor? Bu konuda da henüz bir açıklama görmedim. Siz gördünüz mü? Ben en Evet, azından evet, kaçırmadıysam evet. görmedim. Türkiye'nin en büyük, en önemli limanlarından biri yanıyor. Farkındasınız değil mi? En önemli limanlarından birisi ve bir şey görmüyoruz biz. Bir aydınlatma metni görmüyoruz. Efendim, biz 11'den bu yana size durumu anlatmaya çalıştık. Durum ortada, durum vahim. Devlet nerede diye sormuşlardı 99 depreminden sonra birileri. Şimdi vatandaş aynı soruyu soruyor. 24 yıl, çeyrek yüzyıl sonra. Hani o büyüyen Türkiye'de devlet nerede diyor. Nebati Bey'e bakılırsa çok ayıp söylediği, tek sıkıntı sosyal medyaymış. Gidin de ekmek bulamayan, içecek su bulamayan, göçük altındakilerin yardımına yetişemeyen insanlara söyleyin bunu. Olur mu? Biz Hakan Çelenk'le teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Ben yarın tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Yenge! Yenge! Duyuyorsan cevap ver! Telefon çalıyor arkada! Abla durumunuz iyi mi? Usta! Arkada kardeşi var, en arkada. Kardeşi ses geliyor mu ondan? Evet, geliyor. Tamam.
Gel. Her taraf yıkılıyor. Yıkılıyor bulunduğumuz yerde yıkılıyor. Binalar yıkıldı burada. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Yenge! Yenge! Duyuyorsan cevap ver! Telefon çalıyor aslana! Aslana! Abla durumunuz iyi mi? Usta! Arkada kardeşim var.